Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Bugün Can Kərkükdən danışacağıq. Uzağa düşmüş elimizdən, tarixi Azərbaycan coğrafiyasının, Türk dünyasının ayrılmaz bir hissəsi olan, hal-hazırda İraqın tərkibində yerləşən soydaşlarımızdan və eyni zamanda Suriyada olan Türkmən elinin hər bir güşəsindən olan insanlarımızdan danışacağıq. Çünki Türkmən elinin bir hissəsi Kərkük, Mosul, Tələfər, digər hissəsi də Suriya torpaqlarını əhatə edir və bugün bizim çox gənc bir dostumuz, əslən Kərkükdən olan və Azərbaycanda təhsil alan, neft mühəndisliyini öyrənən gənc bir dostumuz gəlib, yaxın günlərdə Kərkükdən gəlib Bakıya və burada öz təhsilini davam etdirir. Yahya Əlimehdini sizə təqdim edirəm. Yahya bəy, xoş gəldiniz. Xoş bulduq, sağ olun, şəkər edəriz. Yahya bəy, təbii ki, gənc olmasına rəğmən, elinə, obasına bağlıdır və bu proseslərdə də mən görürəm ki, Kərkükü layiqincə Azərbaycanda da Türk dünyasında təmsil edir və bugün biz Yahya bəyə eşitmək istəyirik. Öncəliklə, Kanal 13-ə təşəkkür ediriz. Bizə bu fırsat tanıdığı üçün bütün sizlərə, çalışanlara təşəkkür ediriz. Ərək türkmənləri deyəndə, Kərkük deyəndə, inanın ki, çox zor şərtlər altında biz yaşadıq. Ərək türkmənləri hər zaman göçə, zulma maruz qaldılar. Hər zaman acıyı gördük, müharibəyi gördük. Biz türkmənlər olaraq heç bir zaman yolumuzdan caymadıq. Heç bir zaman mücadələmizdən vazgeçmədik. Çünki biz Ərəqda yaşayan türküx. 100 yıllardan öncə biz Ərəqda yaşadık. Orası bizim topraqlarımız. 100 yıllardan öncə biz bu topraqlarda mücadələ etdik. Ərəq türkmənləri hər zaman hayatını, gözünü açdı, hər zaman zulmü gördü, zoru gördü, göçü gördü. Biz bunu bir türklük faturası ödürük, qəribə bir türklük faturası ödürük. Türk olduğumuz üçün bizi böyle vururlar. Büyük dövlətlərin oyunları hər zaman bizi hədəf seçdilər. Bizi hədəf seçmələrinin amacı tək silahsız türk bizik. Tək silahsız türkü yaşırıq Kərkükdə, Türkmən elidə, Əraqda yaşayan türklər hər zaman Büyük dövlətlərin hədəfi olmuşdur. Yəni, əslində, fatura edirik dediniz. Qoskoza Türkiyədə bugün, 500 il bundan öncə, Osmanlının Avropadakı futuhlarının, fətlərinin faturasını ödəməklə məşğuldur. Amma hər halda türklük, türk dünyası istər qardaş Türkiyəmiz olsun, əzizlərimiz Kərkük olsun, Suriyadakı olsun, hətta Güney Deməli, bizim Doğu Türkistan olsun, Uyğur türklərimiz olsun, fərq eləmir. Türklər zaman-zaman ayaq üstə qalmağı bacarıblar, müxtəlif zaman-zaman onlara qarşı olan təzyiqlər müqabilində. Və bugün də Kərkük həmin türk dünyasının o qaynayan nöqtələrindən biridir. Və Kərkükün etnik yapısını, etnik tərkibini dəyişmək üçün çox böyük çabalar göstərilir. Torpaqlarımızın orada tarixi türk torpaqlarının türklərdən təmizlənməsi prosesi orada gedir. Amma böyük qürur hissi ilə bunu qeyd edirəm ki, Kərkükdə, Mosulda, Tələfərdə, Suriyanın ayrı-ayrı nöqtələrində olan soydaşlarımız, ümumiyyətlə, türkmən elində olan soydaşlarımız bu mücadiləni, şərəflə bu mücadiləni qeyd edirlər. Və onlardan, təbii ki, sizin atanızın xüsusilə adını qeyd etmək istəyərəm ki, əziz izləyicilərə də məlum olsun ki, Yahya bəyin atası da İraq Türkmən cəhbəsinin rəsm sözçüsüdür, Əli bəy. Və eyni zamanda buradan fürsətdən istifadə edib Əli bəyə də, Ərşad bəyə də salamlarımızı çatdırıq buradan və təbii ki, Riyas Sarıkahiyyəyə də salamımızı çatdırıq. Kərkükdə türklük savaşı verən hər kəs, yəni siyasi kimliyindən asılı olmayaraq bizim əzizimizdir, qardaşımızdır və biz Azərbaycan olaraq da Hər zaman onların yanındayıq. Mən istəyərdim ki, Yahya bəy Kərkükdən Azərbaycan necə görünür, bunu bizə anlatsın. Kərkükdən Azərbaycan hər zaman bir ata gibi görünüb, bir baba gibi görünüb. Türkiyə bir dədəmizdir, Azərbaycan bizim babamızdır. Biz bunu hər zaman danışırıq, hər yerə getdiğimizde bizi unutmayan bir millət var, bir türk milləti var, bizi unutmayıbdır. Biz bundan şübhəmiz yoxdur, biz eminik, Türkiyə, Azərbaycan, Türklər, dünyadakı 300 milyon türk, Əraqdakı yaşayan türkmənlər unutmayıblar. Bizi hər zaman onları gözləyirik, onlar da bizi sevirlər.
Yani sizin bu kanalınıza bizi davet etmeniz hakikaten bize olan bir Ya tabii ki bizim borcumuzdu Yahya sevginiz, Bey. bize olan bir ilişkiniz göstermektedir. Irak Türkmenleri biz her zaman Irak'ta Türkmenler olarak zalimlere karşı gelmek istedik. Zalimlerin zulmüne dur demek istemişiz. Biz zalimlere konuştuğu zaman biz de onu susup onlara bakmayacağız. Herkes bunu iyi bilsin. Zalimler konuştuğu zaman biz de onların karşısına geçeceğiz. Biz de konuşacağız. Bizim dilimizi kimse kısamaz. Biz konuşacağız. Her yerde konuşacağız. Irak Türkmenleri Osmanlı'dan sonra Irak'ta zulmü gördü. Osmanlı gittikten sonra, Osmanlı bittikten sonra Irak Türkmenleri zulme başladı. Irak Türkmenlerine zulmetmeye başladı. İşte Irak'ın değişik hükümetleri, işte terör örgütler, işte terör örgütünün arkasındaki devletler her zaman Irak'taki Türkmenleri göz ardı etti. Yani belediye Yahya Bey, şimdi sual vermezden önce siz müəyyən qədər cavabladınız. Osmanlı dönemi bitenden sonra tabii ki Birinci Dünya Savaşı bitti ve Türkiye Cumhuriyeti büyük belə deyək, çabalarla ayaq üstə qalmağı bacardı. Mustafa Kemal Paşa, Atatürk'ün ve onun silahdaşlarının ve xüsusilə burada qeyd etmək istəyirəm, Ənvər Paşa'nın, Nur Paşa'nın, Kazım Qarabəkir Paşa'nın ve diğer paşaların büyük çabasıyla, büyük zahmetiyle, büyük mücadeləsiyle ve verdiği minlərlə şahidiyle Türkiye Cumhuriyeti quruldu. Ama bizim kardeş ve bacılarımız Kerkük, Telafer, yani onlar Irak sınırları, yani Irak sərhədləri içerisinde kaldılar. Yani bugünkü Irak'ın sərhədləri içerisinde kaldılar ve tabii ki tarixi Osmanlı torpaqlarında onlar yerleşirdiler o zaman. Ondan sonra sizin daha çok faciəleriniz başladı orada. Yani size karşı baskılar ondan başladı. Ondan sonra işte bize faciəler başladı, katliamlar başladı. Çeşitli nedenlerle bizi göç ettirmek istediler. Bizim yerimizi, toprağımızı, petrolümüzü. Harap göç ettirmek istediler. Göç ettirmek istediler. Bir terör örgütünü getirir. O terör örgütü senin yerine girir, köyünü alır, toprağını alır. Sonra da sen mecbursun göç etmeye. Türkiye'ye gidersin, başka yere gidersin, Irak'ın başka vilayetine gidersin. Orada izin iter, kaybolursun. Ama biz kararlılığımızla, inancılığımızla 100 yıldır bitmedik. 100 yıldır bizi bitirmek istediler. Ama biz bitmedik 100 yıldır. 100 yıldan sonra bitirmezler. Çünkü biz önce bir Müslümanız. Sonra da inancımız var. Müslümanız, inancımız var. Bir de Türk'üz. Biz Türk'üz. Ben bugün bir Iraklıyım. Iraklı bir Türkmen ama Türk olduğumu da inkar etmemem, bir Türk'üm. Yahya Bey, orada bir Müslüman faktörünü siz qeyd edirsiniz. Ama sizin de üstünüze gelenler özlerini Müslüman elan. Demeli sizin orada Müslüman olmanıza göre yok, sırf Türk olduğunuza göre baskılara maruz kalırsınız. Türk olduğumuza göre bizim üstümüze gelenler terör örgütüdür. Bir de Irak hükümetinde Irak hükümetinin başına gelen çalışan insanlar bizi her zaman göz ardı edir. Göz ardı etmelerinin sebebi biz Türk olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için barışı gözümüz önüne koymuş. Biz silahtan yana değiliz. Biz çıkıp savaşabiliriz. Savaşmaya gücümüz var. Ama biz her zaman kalem tutmak istedik. Yazı yazmak istedik. Yani sivil mübarizə. Sivil mübarizəsi. Siz özünüz neft mühendisliği okuyursunuz. İnşallah ki, yəqin ki dönüp öz atababa yurdunuzda, Kerkük'te, Mosul'da bu sahədə çalışacaksınız. Bizim oradaki topraklarımızın, yani Türkmen elinde, özellikle Mosul'da benim bildiğime göre petrol kaynakları var. Orada Kerkük'te de var tabii ki. Sizce bu bizim topraklarımızda petrolün, neftin olması bize karşı baskıların fövqünde dayanan bir sebep olmaz mı? Tabii ki, tabii ki bizim yaşadığımız bölgeler en zengin topraklardır. En zengin topraklarda Türkmenler yaşıyorlar. Bu da petrolün olduğu bir yerde her zaman başka ülkeler oraya gözünü dikmiş. Yüzyıllardan önce o yerimize, toprağımıza gözlerini dikmişler. Orada farklı terör örgütleriyle o toprakları, o petrolü, oranın ekonomisini, oranın siyasetini ellerine geçirmek istiyorlar. Aydındır. Yahya Bey, hal-hazırda durum necədir? Hal-hazırda... Yani biz noyabr ayında bir Kerkük gecəsi keçirdik. Həmin dönem hatırlayıram ki, durum daha belə deyək, gərgin idi orada. İndi hal-hazırda məncə durum biraz sakitləşib. Biraz bizim izləyicilərə məlumat verərdiniz Kərkükdəki durum haqqında. Kərkükdəki durum haqqında... Yəni bütövlükdə Türkmen elindəki durum haqqında məlumat verin. Türkmen elində şu an değişik programlar var.
İstər Tələfər Musulun yanında bir büyük Türkmen kasabasıdır. Kendisi şehir olacak da ama Irak hükümeti biliyorsunuz olacak olmayacak olacak olmayacak şimdiye kadar öyle gitti. En büyük bir Türkmen kasabasıydı. İçinde 600 bin, 700 bin, 500 bine yakın Türkmen yaşıyordu. IŞİD terör örgütü 2014 senesinde oraya girdi. Oraya girenden sonra Türkmenler göç etti. Orası en büyük Türkmen kasabasıydı. Şimdi ona kadar IŞİD terör örgütünün elindedir. Irak hükümeti ya da başka güçler oranı kurtarın. Türkmen güçleri orada var. Orayı kurtarmak istiyorlar. İnşallah da kurtarılır, azad olunur. Kerkük'e gelince, Kerkük'te biliyorsunuz 3 grup insan, 4 grup insan yaşıyor. Türkmen, Arap, Kürt, Hristiyan. Bu 3 grup insan Kerkük'ün içinde kardeşçe yaşamayı başarıp, bunu açıktı, kardeşçe yaşıyorlar. Ama pis oyunlar, Kerkük'ün yerel hükümetin yönetimindeki insanlar Türkmenleri göz ardı edipti. Türkmenlerin görevlerini ellerinden alıptı. Türkmenlerin dairelerdeki Türkmen insanların üzerine, Türkmen çalışanların üzerine baskı var. Bunu dile getirmek zorundayız. Bunu herkes bilsin. Türk dünyası da bunu bilsin. Irak'ta Türkmenlere zulm eden bir aklı var, bir yönetim var. Özellikle Kerkük'te. Bunu dile getirmek isterim. Bakın Rıfat Bey, ben bir gencim. Bugün burada konuşuram. Bir milletin tarihini yazan, tarihini çizen genci olmasıdır. Sultan Mehmet Fatih 23 yaşında İstanbul fethetti. 23 yaşında. Biz de böyle olmalıyız. Biz de çalışmalıyız. Biz de korkmamalıyız. Bir insan bu hayatta bir defa ölür. Bir defa. Bir Müslüman bütün insanlar bir defa ölür. Öldüğümüz zaman nasıl ölmeliyiz? Nece mücadele etmeliyiz ki öldüğümüz zaman şerefli ölelim. Doğru. Doğru. Biraz da oranın coğrafyası hakkında məlumat veririz. Bak, Türkmen eli deyirken biz neyi nəzərdə tuturuq? Hansı bölgeleri nəzərdə tuturuq? Türkmen eli deyirken ilk önce Kerkük, sonra Tuz Hurmatu, Tələfər, Yengice kasabası, Emirli kasabası. Bunlar Emirli, İraktakilar. Hapsi Irak'ta bir bölgede Türkmenlerin yaşadığı bir Kerkük'ün etrafında 30-35-40 tane köy var, Türkmen köyleri, Altınköprü kasabası var. Orada Altınköprü katliamı da oldu Saddam rejimi tarafından. Orada yüzlerce Türkmeni bir gecede iftar, Ramazan'da iftar günü Türkmenlerin, erkeklerin, kişilerin evden götürüp orada sonra Saddam onların hepsini idam etti. Bu da bir Türkmen soykırımıydı, katliamıydı Türkmenlere karşı. Erbil, Kifri, Diyale, Bastamlı ve Kerkük'ün etrafındaki köyler, bunlar hepsi Türkmen yöreleriydi. Erbil indi hal-hazırda Kürt administrasiyasının merkezidir, öyle demek. Tabii yani. onları Saddam rejiminden sonra kendilerine bakladılar ama oranın asıl tarihi kalesinden bellidir. Türk nereye gittiğinde kalesini kendisiyle yapar. Doğru, Kerkük doğru. Kalesi, Erbil Kalesi, Tələfər Kalesi, bunlar hepsinin Türk varlığının orada yaşadığını bir delalettir, doğru, bir simgesidir. Doğru. Yahya Bey, bir de Irak Türkmenleri, yani Irak'ta yaşayan soydaşlarımızdan Suriye'de yaşayan Bayır Bucak Türkmenler. Bak, onların arasında sizin ne integrasiye ne alakalarınız var? Biz şimdiye kadar yani onların arasında ilişkilerimiz, görüşmeler devam eder. Yani görüşmeler var. Türkiye'de görüşürler, Türkiye'de konuşurlar. Biliyorsunuz bir bölgede yaşırık. Orta yerimizde bir terör örgütü var. Dünya o terör örgütüyle savaşır. Dünya IŞİD terör örgütüyle savaşır. Bir terör örgütü bir yerde olduğu zaman o yerden insanlar göç eder. O yerde istikrar kalmaz, ekonomi kalmaz. Yani ilişkiler de kesilir. İnsanların birbirleriyle ilişkileri de kesilir. İlişkiler şimdi bu zamanda az olabilir ama inanıyoruz ki geçmiş, gelecekte daha güçlü olacağız. Daha aktif çalışmalar olacak. Bakın, bir Afrikalı bir atasözü var, aklıma geldi. Söyleyeyim size. Aslanlar kendi hikayelerini yazmayana kadar avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız. Güzel. Aslanlar biziz. Aslanlar Türk dünyasıdır. Aslanlar Türk gençlerdir. Biz kendi hikayemizi yazmasak, Irak'ta, Kerkük'te avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız. Çok güzel. Yahya Bey, bak, bizim soydaşlarımızın, ben soydaş deyərken, yani
Necə ki, Güney Azərbaycanda olan soydaşlarımız nəzərdə duran, Borçalıda, Dərbənddə olan soydaşlarımız nəzərdə duran, eyni zamanda Kərkükdə, Mosulda yaşayanları da soydaş nəzərdə duran. Yəni, düzdür, Türk dünyasının bir hissəsidir, amma bizim tarix boyu, yəni bunlar Bayat elindən köçüb orada yerləşiblər yüz illər bundan öncə və bu ora Füzulinin yurdudur, ölməz Füzulimizin yurdudur. Yəni bizim üçün çox əzizdir. Azərbaycanda Kərkük deyərkən hər kəsin gözündən bir damcı yaş gələr ki, bir damla yaş gələr ki, çünki gerçəkdən bizim üçün uzaq düşmüş bir yurddur. Sərhədlər açıldı, hər kəs Güney Azərbaycana getdi, hər kəs Türkiyəyə getdi, amma bir türlü o Anadolu Türkləri demişkən, bu İraqda sabitlik yaranmadı ki, bir zaman Səddam dönəmində orada bir başqa problemlər var idi, Səddamdan sonra isə artıq... Daha çox problemlər çıxdı. Daha çox problemlər yarandı. Hər halda ən böyük zərbədə bizim soydaşlarımıza dəyir. Bir tərəfdən IŞİD zərbəsi, bir yandan Pəşmərgələrin zərbəsi, bir yandan da bayaq dediniz yerli yönətim, yerli idarəetmə orqanlarının zərbəsi. Yəni bir mənalı şəkildə, yəni digər bayaq dediniz ki, Kərkükdə 4 qrup insan yaşayır. Onların hər birindən daha çox türkmənlərə zərbə dəyir. Təbii. Ona görə türkmənlərin Türkiyədən istəyi nədir, Azərbaycandan istəyi nədir? Bunu istəyərdim sizdən eşidəm. Baxın, bizim Azərbaycandan, Türkiyədən istəyimiz öncəliklə bilsinlər bütün Azərbaycan xalqı. İraqda bir türkmən yaşayır, bir türk yaşayır. Onlarla aynı dili danışan, aynı dili konuşan bir 3 milyon insan yaşayır. Türkmən elində. Türkmənin genelinde 3 milyon, 3,5 milyon türk yaşayır. İraqlıyam, tamam, ben İraqlıyam. Bunu inkar etmirəm, İraqlıyam. Amma türk olduğumu da inkar etmirəm. Yəni, hüquqi kimliyiniz İraqlıdır, amma sizin mənəvi kimliyiniz var. Mənəvi kimliyim, asli kimliyimiz türkdür. Türk dünyası bunu öncə bilməli. Orada benim insanlarım yaşayır. Ben bir gün türk konuşuram, Arab dili konuşmuram. Elbette, doğru. Buna öncə Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir, Türkiyə xalqı bunu bilməlidir. Devletlərə gelirsək, siyasətə gelirsək, onlar tartışılır. Devletlə konuşursun, tartışırsın. Onlar, yani benim boyumu aşar, onlar atalarımız siyaset yapar, o şey yapar. Irak'ta biz dile getirdik, işte direk Türkmeneli'de yaşayan insanlar unutmayın. Türkmeneli'deki insanlar sizi unutmayıblar. Ben bir gün buraya geldiğimde ben başka Arap ülkesine gidebilirdim. Ürdün'e gidebilirdim. Ben ders okumağa. Ders okumağa. Başka yere gidiyorum ama ben niye geldim buraya? Ben geldim burada bir Türk varlığı var. Türkiye'de Türkmenler daha çok yaşıyor Azerbaycan'da. Oradaki Türkmenler kendi davalarını tanıtıyorlar. Zaten inşallah başarıyla yapıyorlar. Biz de burada tanıtmak istedik. Çünkü burada bir büyük bir devlettir. Büyük bir toprağı vardır. Hükümeti vardır. Hükümetle de görüşeceğiz. Herkesle de görüşeceğiz. Herkes elimizi uzatacağız. Yahya Bey, buradaki durumunuz necədir? Yani siz indi Neft Akademiyasına təhsil alırsınız ve burada səhv etmirəm sizinle beraber 30'a yakın tələbə. 35-40 Türkmen tələbə. Burada sizin yaşam tərziniz ya ümumiyyətlə bura Azərbaycana inteqrasiyanız nə həddədir? Hamd olsun, yani o kadar biz kötü yaşam tarzı görmüşük ki Kərkükdə. O kadar zorluğu görmüşük. İnanın ki burada dolaşandaq, çıxandaq çok güzel, çok yaxşı, çok bəyənirik. Azərbaycan xalqı da Türkmen xalqına halkı, insanlar yaşıyor. Ben bir taksiye bindiğimde, Türkmenle dediğimde hemen ben Kərkük sorur falan, merak edirlər. Biz tabii bu çok hoşumuza gelir. İnanın ki bir taksiye bindim ben bundan bir ay önce, bana Kərkük üzerine şiir söyledi. Bir o taksici şiir söylüyor. Bir devlet başkanı Kərkük demesi çok isteriz, çok merak ederiz. İnşallah. Azerbaycan'ın da bilirsiniz sorunları çoktur. Bilirik, Azerbaycan'ın bilirik. Özünde de milli problemler qalmaqdadır. Bu da təbii ki bizim iqtidarın özündən də qaynaqlanır. Amma hər halda biz bir Azərbaycan türkü olaraq, bir toplum olaraq, bir Azərbaycanın fərdi olaraq hər zaman Kərkükün yanında varıq və bundan da qürur sizi duyuruq. Sizə təşəkkür edirəm bu iki verilişimizə gəldiyinizə görə. Sağ olun. Siz sağ olun. Əgər sözünüz varsa bir neçə kəlmə ilə verilişimizi bitirək. Bir şeir demək istəyirəm sizə. Buyurun, buyurun. Kərküklü bir şairdi. Diri Kərküklü Türkmen eli, sərindir səhər yeli, başımızı vursalar, tərk etmərik bu dili, çok bu iyi, yeri, bu məmləkəti.
İnşallah. Elə bu notlarla da bugünkü proqramımızı bitiririk. Əziz izləyicilər, bir daha nəzərinə çatdırırıq ki, bugün biz Türkmən elindən danışdıq, Can Kərkükdən danışdıq və soydaş verilişinin, bugünkü buraxılışını məhz əziz soydaşlarımıza həsr etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.